Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte iki katına çıkabilecek hisseleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hisselerimizden biri Aselsan. Bildiğiniz gibi savunma sanayinde kullanılan bu hissemiz özellikle uzay ve savunma sanayi olarak geçiyor. Simetrik üçgen içinde bu simetrik üçgen formasyonunun işleyebilmesi için arkadaşlar şu üstten gelen kanalın Gördüğünüz gibi üstten gelen trend çizgisinin yukarı doğru kalıcı bir şekilde kırılması gerek. Aynı burada gördüğünüz gibi bakın burada kırılmışız ancak tekrardan geriye dönmüşüz. Böyle değil. Daha çok kalıcı bir şekilde mum kapanışı yapmamız ve buradan devam etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir şey yapabilirsek bu hissemizin hedef fiyatı 22 lira 36 kuruşlara tekabül ediyor. Şu an 18.69 kuruş olan bu hissemizin ilerleyen günlerde daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle bildiğiniz gibi küresel çapta gelecek yardım paketleri, teşvik kampanyaları gibi sebeplerden bu hissenin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İkinci hissemiz ise Afyon arkadaşlar. Arkadaşlar bu hissemiz bildiğiniz üzere inşaat malzemeleri üretiyor ve bilançosuna baktığımız zaman da çok kötü bir bilanço değil. Ancak korona zamanı olmasına rağmen iyi bir kazanç oranı sürdürdüğünü görebiliriz. Bu hissemizin de arkadaşlar yükselen yani boğa Fla adı verdiğimiz, boğa bayrağı adını verdiğimiz bir formasyon içerisinde. Bu formasyonun gerçekleşebilmesi için arkadaşlar şu yukarıdan gelen gördüğünüz gibi flamanın yani bayrağın üstünü kırması gerek. Üstünü kırdığı takdirde bize 6 lira 20 kuruşlara götürebileceğine inandığımız bu hissemiz şu anda 5 lira 42 kuruşlarda. Ancak dediğim gibi hacim ile desteklenen bir mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Ancak Aselsan'da olduğu gibi geri dönmememiz gerekiyor. Zaten bakarsanız Aselsan'daki bu kırılış hacim ile desteklenmiyordu bu mum kapanışı. Bu hacim ile desteklenen bir mum kapanışı görürsek bu hissemizin de 5 lira 41 kuruşlardan 6 lira 20 kuruşlara geleceğini düşünüyoruz. Dediğimiz gibi üstteki kırılım beklenmeli. Üçüncü hissemiz ise arkadaşlar Asuzu. Asuzu adlı hissemizde bildiğiniz gibi uzun vadede bizim hedeflerimiz vardı. Önceki videolarımızı izliyorsanız da görürsünüz. Bu hissemizin arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle fincan kul formasyonumuz vardı. Bakın şöyle günlük tabloda baktığımız zaman daha iyi anlayacağız günlük tabloyu alalım. Evet şöyle bir büyüttüğüm zaman şöyle bir grafiği temizleyelim. Evet arkadaşlar baktığımız zaman şöyle bir fincan kul formasyonu gördük bu hissemizde. Bakın şöyle görebilirsiniz. Özellikle açısı, açığa satış yasağı olan bu hissemizde açığa satış yasağının kalkması durumunda bu hissemizin özellikle bu fincan kul hedefiyle birlikte bizim İlk hedefimiz olarak 24 lira 38 kuruş. İkinci hedefimiz ise 27 lira 48 kuruş arkadaşlar. Bu hedeflere ben bu hissemizin uzun vadede gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle açığa satış yasağının kalkmasıyla. Tekfen adlı hissemiz arkadaşlar. Bu dördüncü hissemiz. Tekfen adlı hissemizde arkadaşlar ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Ayrıyeten bir simetrik üçgen formasyonunun içindeydik. Bu ikisi de kırıldı ve gördüğünüz gibi haftada ufak ufak yükseldise de bir haftada en az yüzde %8'lik bir yükselişte 25 TL'lere doğru gidiyoruz. Bu hissemizin hedef fiyatı da 25 TL. Özellikle omuz baş omuz formasyonunun götürdüğü yer olan 25 TL'ye ben kısa vadede gelebileceğimizi düşünüyorum. Buna da tekrardan bakmamız gerekir. Beşinci hissemiz ise arkadaşlar Anadolu Grup Holding. Bildiğiniz gibi major bankalara sahip olan yani finans kuruluşu olan bu holdingimiz bir boğa, flagı, boğa bayrağı içerisindeydi. Bu boğa bayrağı da bizi arkadaşlar 34 TL'lere götürüyor. Bu hissemize de tekrardan bakmamız gerekiyor. Ancak çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Özellikle finans kurumu olmasına rağmen koronadan ezici bir düşüş da, yaşasa da kazanç oranı kısa vadede gördüğünüz şekilde hızlı bir şekilde yükseldi. 4. çeyreğinde 3. çeyrekten daha iyi geleceğini düşündüğümüz bu hissemizde bilançonun iyi geleceğini düşünüyoruz. 34 liralara hedeflenebilir. 5. hissemiz ise Kafein adlı bir şirket arkadaşlar. Bu şirketimiz yazılım üzerine işlem yapan bir şirket. Bu hissemizin arkadaşlar kazanç oranı gördüğünüz üzere çok iyi gelmiş. İkinci çeyrekte ne kadar düşük bir kazanç oranı görsek de ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe çok güçlü bir yükseliş gelmiş. Dördüncü çeyrekte de üçüncü çeyrekten daha iyi bir kazanç oranı göreceğimizi düşündüğümüz bu hissemizde simetrik üçgen formasyonu içerisindeyiz. Bu üçgenimiz yukarı doğru kırıldığı takdirde bizi 25 TL'lere götürüyor. 25 TL'lere götürmemizi destekleyen diğer oranda dediğimiz gibi arkadaşlar iyi gelen bilanço iyi gelen plançonun da bu durumu destekleyeceğini düşünüyoruz. Ancak da dediğimiz gibi üstten gelen trendin üzerinde hacimli bir mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Altıncı hissemiz ve son hissemiz olan arkadaşlar Türk Hava Yolları. Bildiğiniz üzere arkadaşlar koronanın ezici etkisinden dolayı düşen bu hissemiz bildiğiniz gibi uçak seferleri yapamamıştı. E bu da bu hissemizi çok kötü etkiledi. Ancak arkadaşlar bildiğiniz gibi aşının bulunmasıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün bu aşıyı onaylamasıyla birlikte A, B, C, D dediğimiz bir şekilde biz bu hissemizin 24 TL'lere 13 TL'den 24 TL'lere gelebileceğini düşünüyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler.